Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Geçen hafta toprak tiplerini birlikte incelemiştik. Toprağın oluşum şartlarını, toprağın dünya yüzeyinde kapladığı alanlar, dağıldığı bölgeleri birlikte bakmıştık. Bu hafta ülkemizdeki toprak tiplerini inceleyeceğiz. Şimdi toprak oluşumu için gerekli şartları geçen hafta söylemiştik ama yine de bir tekrar edelim. Öncelikli olarak bir ana kaya gerekiyordu bizim için. Ana kayanın ayrışması, daha sonra iklim çeşitliliğiyle birlikte toprağın farklı yöntemlerle ayrışması gerekiyordu. Şimdi biz kendi ülkemize baktığımızda iklim çeşitliliğimiz nedeniyle aynı zamanda farklı kayaç türlerine sahip olmamız nedeniyle ülkemizde birçok alanda farklı toprak tiplerinin olduğunu, meydana geldiğini görebiliyoruz. Şimdi buradaki haritada baktığımızda ülkemizdeki toprak dağılımlarının bölgelere göre dağılımını bize vermiş. Mavi ile görmüş olduğunuz alanlar orman topraklarını bize gösterirken, pembe ile gösterilen alanlar terra rosa topraklarının dağılımını göstermektedir. Sarı bölgeli alanlar bozkır topraklarını, kahverengi alanlar birazcık daha koyu sarı diyebiliriz aslında buna. Bu alanlarda bize alüvyal toprakları göstermekte. Şu siyahla görmüş olduğumuz toprak çeşidimiz çernezyon toprakları ve açık toz pembeli görmüş olduğumuz renkte dağlık ve kumluk arazileri bize göstermekte. Şimdi ilk olarak kahverengi ve kestane renk bozkır topraklarını bir hatırlayalım. Neydi? Yağışın yetersiz olduğu alanlarda birazcık daha aslında karasal bölgelerde görüyorduk biz bu kahverengi kestane renk toprakları. Ülkemizde baktığımızda da zaten çok fazla büyük bir alanda yayılış gösterdiğini görebiliyoruz. Bu topraklarımız organik madde bakımından oldukça fakir, yani tarım için çok çok elverişli diyemeyiz bu topraklarımız için. Yağışın birazcık daha yeterli olduğu bölgelerde kahverengi çok şey olmadığı yağışın yetersiz olduğu, daha yetersiz olduğu alanlarda da kestane renkli bozkır topraklarını görmekteyiz. Şimdi ikinci toprak çeşidimiz terrarosalar, kırmızı Akdeniz topraklarına geçtiğimizde ülkemizde daha çok nerede olduğunu görüyoruz. Tabii ki de Akdeniz bölgemizde ve birazcık daha Ege'nin orta kesimlerinde yayılış alanlarının olduğunu görüyoruz. Terrarosaların en önemli özelliği içinde demiroksit bulundurması. Bu oksitlenme nedeniyle de toprak bir zaman sonra kırmızı renge dönüyor. Çok çok kireçli bu toprak ve çünkü kalkerli araziler üzerinde oluşuyor. Ve organik madde bakımından fakir ve tarımda da kireçlenme olumsuz etkilerinden dolayı birazcık daha zirai ilaçlamayla ne yapılabiliyor? Verimli hale getirilebiliyor. Burada gördüğünüz gibi bir Terrarosa'nın toprağın görünüş biçimi var. Gördüğünüz gibi kırmızı, birazcık daha kiremit renginde. Geldik kahverengi orman toprakları. Kahverengi orman toprakları deyince aklınıza ilk olarak gelmesi gereken yer Kuzey Anadolu dağları, yani birazcık daha Karadeniz bölgemiz ve Marmara Denizi çevresindeki dağlık alanlarımız. Buralarda yaprak döken ağaçların altında oluşuyor bu topraklar. Humus bakımından, yani organik madde bakımından oldukça zengin. Humus bakımından yeterli olduğu için de gerçekten de verimli bu topraklarımız ve koyu renkte. Zaten geçen hafta öğrenmiştik, demiştik ki toprağın rengi ne kadar koyuysa verimi neydi o kadar da fazlaydı. Bu topraklarda çok fazla yıkanma var yağıştan dolayı. Bu yağıştan dolayı da toprağın içinde çok fazla kireç görünmüyor arkadaşlar. Aşırı bir yıkanma var burada. Geldik pozol toprakları. Ülkemizde özellikle dağların yüksek kesimlerinde görüyoruz biz bu pozol toprakları. İğne yapraklı ormanların altında oluşuyor. İğne yapraklı ormanları bir hatırlayalım. Demiştik ki soğuk hava şartlarına alışmak için yapraklar ne yapıyorlardı? Kendi alanlarını küçültüyorlardı. Aşırı yıkanma nedeniyle humusun taşındığı bu topraklar, yani organik madde birikmiyor bu topraklarda. Bu yüzden de besin maddesi bakımından oldukça fakir bu topraklarımız. Çernezyon topraklara bakarsak, çernezyon topraklar ülkemizdeki en verimli topraklar diyebiliriz. Zaten çok çok koyu bir görünümü var ve humus bakımından da oldukça zengin. Özellikle Kuzey Anadolu dağlarında orman örtüsünün bittiği, çayırların başladığı alanların altında görülen topraklar bunlar ve büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlıyorlar. Verimli oldukları için bu alanlar fazlasıyla otlak,
otluk arazilerde büyükbaş hayvancılığı için bir numaralı bölgeler diyebiliriz. Zaten burada gösterilen yer bize Erzurum, Kars, Ardahan bölgesidir. Yani Çernezyum topraklar deyince ülkemizde aklımıza ilk neresi gelmeliymiş? Erzurum, Kars ve Ardahan şehirlerimiz. Geldik. Çorak, tuzlu, alkali topraklar. Geçen hafta öğrenmiştik. Bunlar neydi? Palemorfik topraklardı, tuzlu topraklardı. Nerelerde görüyoruz peki ülkemizde? Özellikle Tuz Gölü ve Konya Ovası çevresinde görüyoruz. Bu toprağın içinde bolca tuz ve karbonat var. Bu tuz ve karbonat suyun topraktan buharlaşması sonucunda yüzeyde birikmeye başlıyor ve hiçbir şekilde toprak için tarım, yani toprakta bir verim elde edemiyorsunuz. Bu yüzden de tarım için çok fazla elverişli değil bu topraklarımız. Devam edelim. Vertisolli topraklar. Geçen hafta görmüştük. Kalsimorfik toprakları biz ikiye ayırmıştık. Vertisoller ve renzinalar olmak üzere. Vertisoller kirli kireç taşları üzerinde oluşuyor. Anadolu'da taş doğuran topraklar olan ya da dönen topraklar olarak da biliniyordu bu topraklarımız. Nerede görüyoruz peki biz vertisolleri? Vertisolleri Trakya'da, Marmara'nın güneyinde ve Muş Ovası'nda görebiliyoruz. Renzinli topraklara baktığımızda yine yumuşak kireç taşları üzerinde oluşuyor bu renzinalar. Ve Anadolu'nun birçok bölümünde bu toprakla biz rastlaşabiliyoruz. Özellikle Akdeniz'in batısında, Trakya'da, Ege'de, Güney Marmara'da görüyoruz. Renzinli toprakları özellikle de tahıl üretimi için çok çok elverişli. Devam edelim. Hidromorfik topraklar. Hidromorfik topraklar deyince aklımıza ilk gelmesi gereken yer neresiydi? Bataklık ve sazlık alanlardı. Özellikle ülkemizde biz hidromorfik topraklara deltaların taşkına uğrayan kısımlarında rastlıyoruz. Özellikle Çukurova deltasında, Büyük Menderes, Çarşamba gibi deltalarımızda bu hidromorfik topraklara görebiliriz. Alüvyal topraklar. Artık zaten hepimiz aşinayız. Alüvyal, alüvyon ne demekti? Akarsuyun taşıdığı malzeme demekti. Akarsuların taşıdığı malzemelerin içinde ne vardı arkadaşlar? Kil, kum, çakıl, toprak gibi malzemeler vardı. İşte bu akarsuların taşıdığı malzemeler delta ovalarında birikerek bu alüvyal toprakları oluşturuyorlar. Ve mineral bakımından çokça zengin bu topraklar. Humus oranımız da yüksek. Organik madde bakımından da yüksek olduğu için tarım için oldukça elverişli alanlarımızdır. Bu Çukurova, Çarşamba ve Bahra deltalarımız. İç kesimlerdeki alanlarda da birikiyor. Özellikle Bursa ve Erzurum ovalarında da bu topraklarla biz karşılaşabiliriz. Devam edelim. Regosollere baktığımızda, regosol topraklar deyince aklımıza volkanik araziler gelecek. Özellikle ülkemizde Nevşehir yakınlarında, Nevşehir'in hemen hemen her bölgesinde biz bu regosol toprakları görebiliyoruz. Regosol topraklar özellikle bizim için bu kök bitki dediğimiz patates ve soğan tarımı açısından elverişli olan bir tarım alanını oluşturuyor. Kolibyal ve litosol topraklara baktığımızda, şimdi bizim ülkemiz dağlık ve engebeli bir ülke olduğu için kolibyal ve litosollere çokça biz ne yapabiliyoruz? Rastlayabiliyoruz. Eğimin iyice arttığı alanlarda biz litosolleri, yani taşlı toprakları görüyoruz. Az önceki haritadan da zaten hatırlarız, değil mi? Doğu Anadolu'dan İç Anadolu'nun iç kesimlerine kadar bu toprakları biz ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Devam edelim. Türkiye'deki toprakların kullanımına. Türkiye'de topraklarımızı biz hangi alanlarda kullanıyoruz? Yaptığımız, kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Hususlar neler? Bunları birlikte bir inceleyelim. Şimdi biz topraklarımızı en fazla tarımsal üretimde, yani besin yetiştiriciliğinde kullanıyoruz. Daha sonra fabrikalarda ham madde ihtiyacımızı karşılamak için ve hayvancılık ve ormancılık gibi faaliyetlerden toprak tam yararlanmaktayız. Zaten toprağımızın kutsallığı da buradan geliyor. Bakın burada bir harita var. Ülkemizdeki tarım alanlarının, otlak çayır alanlarının, ormanlık alanların ve bağ bahçe alanlarının buradaki dağılımını görüyoruz. Devam edelim. Toprakta biz tarım ve hayvancılıkta nasıl yararlanıyoruz? Topraklarımızın en yaygın şekilde demiştik ki tarım faaliyetinde yararlanıyoruz. %31 oranında
topraktan besin üretmek için yararlanıyoruz. Bizim toprak çeşitliliğimizin çok fazla olması yetiştirdiğimiz ürünlerin de çeşitliliğini artırıyor. Sulama imkanımızın yeterli olduğu yerlerde sulu tarım yaparken kuru tarım yaptığımız alanlar da var. Sulu tarımın yani suyun sulama imkanının olmadığı alanlarda biz biraz daha kuru tarım yapıyoruz. Tabii kuru tarım yaparken verim kalitesi düşebiliyor. Bu verim kalitesini tekrar arttırmak için de nadasa yatırıyoruz. Belirli zamanlarda ekmeyerek toprağı dinlendirmiş oluyoruz. Şimdi baktığımızda hani demiştik ya bölgelere göre işte besin üretimimiz var diye. Özellikle Türkiye'de baktığımızda kuzeyinde biz çay, fındık, mısır yani tipik Karadeniz gelmeli aklımızda. Peki hangi toprak var Karadeniz'de? Bunu bir daha hatırlayalım. Kahverengi orman, ormandan gelsin aklınıza, tamam mı? Kahverengi orman topraklarında çay, fındık, mısır tarımı yapıyoruz. İklimin birazcık daha stepleştiği, bozkır toprakların yaygın olduğu iç bölgelerimizde tahıl tarımı için bizim için çok müsait. Bu yüzden de biz iç kesimlerimizde buğday, arpa, mercimek, şeker, baklagil gibi tarım ürünlerini yetiştiriyoruz. Akdeniz deyince aklımıza zaten ne gelmeli? Toprak olarak terrarosa, kırmızı renkli terrarosalar gelmeli. Biz bu terrarosa toprakların üstünde de turunçgil, yer fıstığı, pamuk, zeytin gibi ürünlerimizi yetiştirmekteyiz. Şimdi hayvancılıkta da bizim için çok önemli topraklarımız. Çünkü biz Türkiye topraklarımızın %19'luk kısmını hayvancılıkta kullanıyoruz. Step yani bozkır alanlarımızda küçükbaş hayvancılık, çayırların yaygın olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Büyükbaş hayvancılığımızı hadi bir hatırlayalım. Demiştik ki Erzurum, Kars, Ardahan çok önemliydi çayırlık alanlar olması adına. Hangi toprak vardı Erzurum, Kars, Ardahan'da? Çernezyon toprakları vardı. Bununla birlikte Akdeniz deyince ne gelecek aklınıza? Keçi yetiştiriciliği gelecek. Terrarosalar üzerindeki makilik alanlarda. Yine Karadeniz'de dut ağaçlarının yaygın olduğu alanlarda biz ipek böcekçiliği yapıyoruz. İklim ve toprak çeşitliliğine bağlı olarak da hemen hemen ülkemizin her bölümünde arıcılık faaliyetini yapmaktayız. Devam edelim. Peki toprağı ormancılık faaliyetlerinde nasıl kullanıyoruz? Ormancılık faaliyetinde de toprak bizim için gerçekten yine çok kutsal. Türkiye topraklarının %30'una yaklaşık bir oranla biz ormanlardan yararlanıyoruz. Özellikle Torosların batı ve orta kesimleriyle Kuzey Anadolu kesmemizde yani Karadeniz bölgemizde oldukça geniş yer kaplıyor ormancılığımız. Peki biz ormancılıktan ne gibi ürünler elde ediyoruz? Özellikle sanayi odunu, tomruk, sığla, reçine, fıstık çamı gibi ürünler bizim için çok çok önemli. Ormanlardan sağlayabiliyoruz çünkü biz bu ürünlerin hepsini. Bunların yanı sıra ormanlar bizim için neden önemli? Toprak erozyonunu önlediği için ve canlıların besin ve barınak ihtiyaçlarını karşıladığı için bizim için önem tutuyor. Baktığınızda bakın burada yetiştirilen ürünler var. İşte ek olarak keresteyi söyleyebiliriz. Devam edelim. Peki fabrikalarda toprağı biz nasıl kullanıyoruz? Özellikle fabrikalardaki seramik, porselen, kiremit, tuğla, çimento, çanak çömlek gibi ürünlerin elde edebilmesi için bizim toprağa gitmemiz lazım. Örneğin eğer cam ve seramik yapımı da kullanacaksak magmatik kayaçlar üzerine gitmeliyiz. Yani volkanik kayaçlara doğru gitmeliyiz. Neden? Çünkü bu volkanik magmatik kayaçlar içlerinde kuvars, kaolin, feldspat gibi hem mineral hem de maddeleri taşıyorlar. Bu da bize cam seramik yapımında kolaylık sağlıyor. Yine benzer bir şekilde kiremit, çimento, çanak çömlek yapımında bizim ham maddeye ihtiyacımız var. Hangi ham maddeye? Demir, silise, karbonat bakımından zengin olan topraklara ihtiyacımız var. Bu şekilde de biz fabrikalarda ürün elde etmek amacıyla toprağın içerisindeki minerallerden ve maddelerden yararlanmaktayız. Türkiye'de toprak kullanımı, toprak kirliliği, toprağın bilinçsizce kullanımı ile ilgili maalesef ki sorunlar yaşıyoruz. Normalde arkadaşlar Türkiye'deki nüfus ve sanayi her zaman
hem iklim özelliklerinin hem de toprakların verimli olduğu alanlara doğru her zaman büyümüştür. Ancak şehirlerin ani büyümesiyle birlikte verimli tarım alanları yerleşmeye açılmıştır. Bu durumda tarım alanlarını küçültmüştür. Bu da maalesef ki besinlerin, tarım alanlarının insanlara ve nüfusa yetmemesine sebep olmuştur. Baktığımızda devamlı artan bir nüfus ve sürekli olarak küçülen bir tarım arazisi gördüğümüzde hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Ülkelerin ya da çiftçilerin besinleri yetiştirebilmek, hızlı büyütebilmek amacıyla hormon takviyesi yaptığını, işte zirai ilaçların çok çok daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Bu zirai ilaçlarda ne yapıyorlar? Toprağı belirli bir yerden sonra kirletmeye ve verimsizleştirmeye başlıyorlar. Amaç burada yine aslında nüfusa gıda teminini yapabilmek. Halbuki ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu tarım alanlarını kesinlikle küçültmememiz gerekiyor. Şehirleşme için düzgün planlamalar yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü toprak kutsaldır ve toprağı sadece bencil olarak kendimiz kullanmamalıyız, değil mi? Çünkü nesillere, gelecek nesillere de biz bu toprakları bırakacağız. Bu yüzden tarımsal faaliyetlerde ve şehirleşmede önemli planlar yapılmalı aslında. Yani bilinçsizce biz bu toprakları kullanmamalıyız. Baktığımızda topraklarımızdaki en büyük problemlerden biri de toprak erozyonu. Maalesef ki Türkiye toprak erozyonunun en fazla görüldüğü, en şiddetli görüldüğü ülkeler arasında. Peki toprak erozyonunu sağlayan şey ne? Önce erozyon ne? Ondan bir başlayalım. Erozyon toprağın dış kuvvetler, yani akarsular, rüzgarlar, işte yağmur suları gibi kuvvetlerle birlikte yerinden taşınması durumudur. Özellikle uzun yıllar boyunca işte toprağın oluştuğunu biliyoruz, değil mi? Binlerce yıl gerekiyor bu toprak oluşumu için ve bu toprakların kaybı, erozyonu maalesef ki bizi kötü etkiliyor. Özellikle tarım alanlarımızda meydana gelen bu erozyonlar maalesef ki yine tarım alanlarını ya da işte besin üretimimizi farklı yoldan etkileyecektir. Peki başka hangi sebepler var Türkiye'de erozyonun oluşmasına? Özellikle ülkemiz için diyebiliriz ki ülkemizdeki topraklar çok çok engebeli. Ve yağışlar genellikle bizim iç kesimlerimize doğru büyük sağanaklar şeklinde düşüyor. Bu sağanaklar da maalesef ki toprağın birbirinden ayrışmasını ve taşınmasını kolaylaştırıyor. Yine bitki örtüsünün tahrip edilmesi. Çünkü neden? Bitkiler toprağı ne yaparlar? Aslında daha sıkılaştırırlar kökleriyle birlikte. Tutarlar arkadaşlar. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi yine erozyon riskini çok çok arttırıyor. Bu erozyon nedeniyle birlikte bazı bölgelerimiz çölleşme yaşıyorlar maalesef ki. Özellikle İç Anadolu'da Konya Karapınar çevresinde görülen erozyon buna örnektir. Sadece arkadaşlar su erozyonu, toprak erozyonu yok. Aynı zamanda rüzgar erozyonu da bizim için çok önemli. Topraklarımızı tehdit etmektedir. Bir diğer faktör, peki biz kendi, yani insani faaliyetlerle bu erozyonu nasıl kolaylaştırıyoruz? Erozyonun giderek artmasındaki temel sebeplerden biri tarlaların eğim yönünde sürülmesi. Eğim yönünde sürülmemesi lazım bu tarlaların. Neden? Eğim yönünde sürerseniz o eğim yamacından o toprak çok rahat ne yapabilir? Parçalanıp taşınabilir. Onun bir diğer husus yine insani faaliyetlerle bitki örtüsünün tahrip edilmesi, bizim oraları tarıma açmamız ya da yerleşme açmamız gibi. Bir de NADAS uygulamaları var arkadaşlar. Toprağı uzun süre boyunca başıboş bırakmak yine toprağın ne yapıyor? Ayrışmasını, taşınmasını kolaylaştırıyor. Çiftçilik anlamında da söylersek eğer çok aşırı miktarlarda meralarda otlatma yapılması topraklarımız için yine büyük bir tehlike. Özellikle peki taşınan bu topraklar nerelere doğru gidiyorlar arkadaşlar? Toprak taşındı ama nerede birikmeye başladı? Özellikle deniz, göl, çukur alanlara doğru taşınıyor bu topraklarımız ve daha iyi su ihtiyacı karşılayabilmek, içme kullanma suyu elde etmek amacıyla yapmış olduğumuz baraj göllerine taşınıyor. Baraj göllerine taşındığı için bu topraklarda bu göllerin yani barajların ömürleri kısalıyor. Bu nedenle de bir
çölleşme yaratabiliyor bu şiddetlenen erozyon. Özellikle Konya, Iğdır ve Urfa gibi şehirlerimizde biz bu çölleşmenin çok hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda peki bunun yine dolaylı olarak hangi etkileri oluyor arkadaşlar? Şimdi bu bölgelerde eğer tarım alanlarında bir çölleşme söz konusu olursa ne olmak zorunda? Buradaki insanlar ne yapacaklar? Mecbur bir başka bir bölgeye göç etmek zorunda kalacaklar. Ancak bu sefer bakın bir coğrafi sorun başka bir coğrafi sorunu ortaya çıkarıyor. Neden? Çünkü buradan giden göç hareketi diğer bölgelerdeki göç sorunlarına meydana getirecek. Mesela İstanbul'un senelerdir yaşamış olduğu tablo bu şekildedir. İstanbul sürekli Anadolu'nun bazı bölgelerinden hatta hemen hemen her bölümünden göç alır. Bu da İstanbul'daki işte şehirleşmeyi, besin takviyesini, eğitim olanaklarını, yaşam maliyetini yükseltmek gibi yine bir diğer beşeri coğrafi sorunlara yol açmaktadır. Şimdi konumuzu Türkiye'deki toprak tiplerini bitirdik. Beraber ölçme ve değerlendirme yapacağız. Ancak bunu ikinci videomuzda yapacağız. Şimdilik size iyi dersler ve iyi çalışmalar diliyorum. Konu tekrar etmeyi lütfen unutmayalım.